Herkese selamlar arkadaşlar. Taco Play kanalına hoş geldiniz. Ben Taco. Bugün sizlerle Assassin's Creed Odyssey oyununa devam edeceğiz. Şimdi neredeyiz? Athena'ya geldik. Athena'da bakalım hangi görevi yapacağız. Birkaç tane görev var haritada. Şuna gideceğim. A Bloody Feast. Bu muhtemelen bir Amerin, yani bizim annemiz. Oyunda Alexis'in annesi Marin. O da işte Kurtis'le başı dertte olan bir kadın. Muhtemelen ana görevlerden birini yapacağız bugün beraberce. Şey bakalım. Bunlar ne yapıyorlar böyle? Sabah spor yapıyorlar galiba. Hop, 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 hop. O ağırlık çalışmalar bu devirde başlamış demek ki. Aa, adamın içinden geçiyorum. Bakayım. Ha yok, içinden geçmiyormuş. Arkadaşlar, oyunda böyle halk ozanları var. Birçok yerde var bunlar. Böyle çalanlar var, söyleyenler var. Ha, burada da söylüyormuş bu eleman. Mükemmel şarkılar var. Gerçekten o dönemin şarkılarını yansıtıyor. Şahane düşünülmüş bir şey. Ben bazen ciddi anlamda böyle durup seyrediyorum bunları. Bir sürü farklı farklı aktivite var. Yani aktivite dediğim, mesela şurada bir kalabalık var. Gidip bakalım orada neler oluyor. Bu adamlar muhtemelen gladyatör olacak. Gladyatör olmak için bu haldeler. Donlarına kadar alınmış yani. Neyse, biz göreve sadık kalalım. Gidip annemizle görüşelim. Evet, işte geldik. I'm here to face the kings. Are you ready to take back our family's land? Of course. But my Oo, purpose savaş mı here yapacaklar is to acaba? Bring down the cultist king. You make your mother proud, Alexios. But are you sure? Neyse, biraz sızalım. Tabii canım, bir sürü kanıtım var diyor. Vardır ya mutlaka. See you in the throne room. Tahta odasında görüşürüz diyor. Görüşelim bakalım. Taht odası nasıl tasarlanmış merak ettim. Oyunun en sıkıcı yanlarından biri şu yükleme sürelerinin uzun olması arkadaşlar. Epey bekliyoruz onları. Ha, bu Sparta kralı. Sorry to keep you waiting. You summoned the Air Force? You must have achieved some success to earn this adoring crowd. Evet, olimpik biz zafer almıştık. Çünkü olimpiyat şampiyonu oldum daha önceki bölümlerde. Onu seçtim ben de. But what of our Pancration champion Testicles? There was games are Stentorinite and the Lycaon dead. Chopped off its head if you'd like to see it. If you have nothing we Neyse, ezberleyelim. Acaba hangisini seçsem? Şunun ismi daha hoşuma geldi. The cult of your face isn't proof of anything. I don't what Alexi agreed your Aslında bu konuşmaları oyunun ilk başlarında epey dinledim. Çünkü özellikle Alexios'un konuşması ve şivesi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ama bir yerden sonra oldukça sıkıcı olmaya başladı. Zaten şu acayip siyah ekranda yükleme süresi bayağı bekletiyor gördüğünüz gibi. Hala bekliyoruz yani. Aa, Sparta sarayından mı attılar beni? Siz kimsiniz oğlum lan? Siz kimsiniz? Dalayım şimdi buraya. Mater. Afsanias revealed himself before I was dragged out of there. So he, when Ares has chosen me to lead the Spartans to glory. Daha. There can only ha, bu be adam da bir one. Kültüsmüş. Ha, bu adam bir casus demek ki. Hemen bunu işaretleyelim ve gidip onu öldürelim. Bakalım haritada nerede? Ha, zaten çok da yakınmış. Tamam, hemen gidip King öldüreyim onu. Afsanias is part of the cult of Cosmos. Oha. Kafamda bayağı bir ödül oldu. Ne olduysa. Şöyle biraz uzaklaşayım da. Şu askerler bana saldırmasın. Oho. 3-4 tane Bounty Hunter var burada. Arkadaşlar, bu sağ alt köşede gördüğünüz 5 tane Spartan
miğferi işareti. Şu anda hepsi kırmızı. Bu şu demek oluyor. Benim kafama birisi ödül koymuş. Ben illegal şeyler yaparken beni görmüşler ve beni öldürene ödül verecekler. Bunu bu 5 tane miğferdeki kırmızılığı, yani kafamdaki ödülü kaldırabilmenin birkaç tane yolu var. Bunlardan birincisi, hiçbir şey yapmadan böyle beklersem zamanla o şey kafamdaki ödül miktarı azalıyor. Yani unutuluyorum diyelim, ama bu inanılmaz uzun sürüyor. Dolayısıyla benim hiç yapmadığım bir şey. İkinci olarak şu harita kısmına geldiğim zaman, bu harita kısmında sağ altta pay all bounties diyor. Yani kafanda konulan bütün ödülleri öde diyor. Üçgene basılı tutarsam şöyle, işte şu anda 18.939 altın vererek kafamdaki ödülden kurtarabilirim. Şöyle bakalım, şu adamların yanında aslında işte bir şey yokmuş. Üçüncü yöntem olarak da haritanın belli lokasyonlarında şöyle kalp içinde, kese içerisinde bir mızrak gibi bir şey var. Mesela ben gidip de bu adamı öldürürsem, şu anda yanıp sönen kırmızılığı gördüğünüz gibi bütün başımdaki ödülü almış oluyorum. Bu adamı öldürebilirim. Fakat uzaktayım açıkçası, çok da uğraşmak istemiyorum. Oyunda para bol, direkt parayı ödeyerek halledebilirim ama şu anda onu da yapmayacağım. Çünkü gideceğim yerde pek de kelle avcısı yok. Gidip şu adamı öldüreyim, sonra kaçıp şey yapabilirim. Ya parasını öderim ya da gidip işte o elemanı öldürürüm. Böylece kafamdaki ödülden de kurtulmuş olurum. Böyle yine bir bakalım, uzaklardadır inşallah. Evet. Haritada görünen, pardon, harita dediğim şu ekranın sağ üstünde görünen kırmızı Spartan kafaları kelle avcılarının, yani paralı askerlerin bana olan uzaklığını gösteriyor. Ben şu elemanı hop önce bir assassinate yapayım, ona vurayım, hop geber koçum geber. Oo, bayağı güçlü çıktın ha. Kombo'ma karşı kimse duramazdı. Lan herif vuruyor bana ha. Lan sen kurtarız kardeş. Ne oluyor? Elindeki... Oo. Geberttim. Böyle leşini de alayım. Böylece bir kurtçisi daha öldürmüş oldum. Şurada da bir asker gibi bir şey gördüm. Ya daha doğrusu bir lider var orada. 55 level oldum. Oyunun diğerinden sonra zaten bu level sisteminin, yani levellerin olup olmaması çok önemli gelmiyor açıkçası. Çünkü gördüğünüz gibi bu sesi duyduğunuz zaman yakınlarda bir paralı asker var demek. Bu paralı askerler özellikle başında bu kadar çok ödül olduğunda çok fazla geliyorlar. Yani biriyle savaşırken ikincisi, üçüncüsü, beşincisi geliyor. Ve onları yenebilmeniz mümkün olmuyor. Bu yüzden birazcık şöyle bakayım etrafa. Yani şu elemanın da bir şey yapıp şu lideri de öldürüp, bu liderleri öldürmemiz şu işe yarıyor. Ya bu liderler, lider dediğimiz adamlar şey insanlar, siyaset anlamında, siyasi olarak önemli insanlar. Onları öldürmek liderleri zayıflatıyor. Yani liderleri zayıflatıyor dediğim, işte Sparta hakimiyeti varsa Sparta'yı zayıflatıyor. İşte Atina hakimiyeti varsa Atina'yı zayıflatıyor. Bir bölgede hakim olan ırk, hakim olan işte devlet diyelim, zayıfladığı zaman onlarla savaşabiliyorsunuz, yani kuşatabiliyorsunuz. Şöyle haritadan size onların bir şeyini göstereyim. Ha, mesela bu burada zayıflamışız. Mesela Atina işgal etmek istiyormuş.
Invading Army, Invading. Burası şöyle kırmızıyla gözüküyor. Burada Sparta hakimiyeti var. Kırmızı Sparta'nın rengi. Mavi, şurası mesela Atina'nın rengi. Burası mavi. Burada Sparta zayıflamış. Sparta hakimiyeti zayıflamış. Şuraya gidip bunlar bu generalle konuşursam Sparta'yı işgal edebilmek için Atinalıların yanında savaşacağım. Eğer bu generalle konuşursam Spartalıları yanında savaşarak Atina işgaline karşı durmaya çalışacağım. Bunun gibi bu şeyleri işte liderleri öldürerek, generalleri öldürerek mevcuttaki şeyi zayıflatmaya çalışıyoruz. Yine bir bekleme süresi. Kralım. Kral ne diyor? Onu öldürdüm diyor. Kral başımdaki ödülün hepsini aldı. Güzel. Uğraşmak zorunda kalmadım. Hiçbir savaş da yapmadım. Tekrar demek ki Sparta'ya hoş gelmişim. Evet, yeni göreve gidelim. Bakın şu bir paralı asker. Daha önce keşfetmediğim, daha karşılaşmadığım bir paralı askermiş. Şu anda başımda bir ödül olmadığı için benimle savaşmadı. Ve yoluna gitmeye devam etti. Burada ne oluyor ya? Burada ne oluyor? Bunlar niye saldırıyorlar? Bu elemana mı acaba? Neyse biz... Hadi senin görevini yapalım. Hadi tamam. Hadi senin olsun. Aslında ana görev annemle konuşmak ama... You better have a good reason for being here. Spartalılar beraber kalmalıyız. I'll do my break. Polimarch'ı öldürmek görevi verdi. Polimarchlar şeyde oluyor. Bunun aynısını Sparta görevlileri vardı ve sürekli devam eden görevlerdi. Kısaca şöyle, kalelerin içerisinde polimarchlar oluyor. Ben mesela burası Sparta kaleleri veya şöyle bildiğim yerden göstereyim. Burayı çok oynadım, burayı biliyorum. Ha burası Atina bölgesi olmuş zaten. Şöyle kalelerde, fortların içerisinde mesela burası fort, bir deniz kalesi diyelim buna. Bunların içerisinde polimarchlar oluyor. Bu polimarchları öldürüp onların üzerinden bir seal istiyor sizden. Mesela bu Atina'da şuraya gidip bunu yapabilirim. Bu 3 taneyi tamamladığınız zaman gelip konuşuyorsunuz bunlarla ve 3 tane daha istiyor. Spartalıları yaparken şöyle yaptım. Haritada Sparta hakimiyeti olması için sürekli Spartalıların yanında savaşıp alanları ele geçirip kalelere gidip Spartalıların işte generallerini, polimarchlarını öldürdüm. Yani biraz 200'lüyüm aslında. Ne diyor burada? Ne diyelim? Hadi hiç unutulmayacak diyelim. Biraz hızlıcana geçelim. All of this talk of the Pythia. Bu sinematikler güzel oluyor. Sinematikleri genelde geçmiyorum ben. İzleyemiyorum. Kılıçların olduğu yere gelmiş. Sparta will not go to war. Bu kılıçlarla tam bir şerefsiz yani. Siyasi mi, asker mi, ne oldukları belli değil. She has been your puppet for far too long. Bulup hepsini geberteceğim ama. Leonidas. The days of heroes are over. Leonidas mıymış bu? You think your blood makes you special? If we opened your veins, it would spill to the ground and disappear through the cracks. You are no one. You are more than welcome to find out. Vay diyor, Sıkıysa geldi, öğren bakalım diyor. Vay güzel Atina. Pythia, bu da şeye galiba. Xerxes will unite us. Rahibe. Rahip miydi? Neydi o filmde, Spartalı filmindeki Atun? Defy the Pythia and everyone you love. Everything you stand for will perish. Gather the men. My king,
Xerxes wants Sparta. She'll have to go through me. Now, do you understand? You were always meant to topple tyrants. What do I do now? We continue down the path our destiny has set. If we don't stop the cult before it's too late, then all Leonidas fought and died for was for nothing. Our bloodline hiç merak etme anneciğim ya, hiç merak etme. It's time we rise. Onların hepsini teker teker bulacağım, keşfedeceğim. Ve gırtlakların içinden mızrağımı so geçireceğim. Neyse biraz... Maybe it's... I heard it. I'm... Hiç merak etmeyin siz. Siz bana güvenin ya. Siz bana güvenin, gerisini merak etmeyin. Yeni görev geldi şimdi. Bir görevi tamamladık. Yeni görev gelecek. O yeni görevi track edeceğim. Yani takip edeceğim. Options'a basılı tutarak. Ve bana nereye gitmem gerektiğini söyleyecek. Epey uzaktaymış. Fast Travel'da gidelim oraya. Hemen haritaya geçelim. Haritada bakalım. Nerelerde bu? Ha, haritanın ucunda. Buraya en yakın Fast Travel noktam burası. Oraya uçayım. Oradan da gidelim. Evet. Geldik. Hala 1000 metre, 1 kilometre uzakta. Şöyle önümüzü açalım. Sonra atımı çağıracağım. Hatta hemen çağırabilirim atımı. Gel bakalım Phobos. Phobos muydu ismin senin, neydi? Atlı karınca seni. Burada bir kale var. Bu kaleyi alabilirim ama burası eğer Atina bölgesi ise alırım. Çünkü Atina ile ilgili polimarch. Ha, burası Atina bölgesiymiş. Bakalım, ilerleyeyim bakalım. Bu kalede polimarch varsa gidip o polimarch'ı öldürelim. Aynen var arkadaşlar. Bu polimarch öldürelim. Bakalım nerelerde. Bu kalelerde bir alarm sistemi var arkadaşlar. Alarm çaldığı zaman paralı askerler inanılmaz seri bir şekilde geliyorlar. O yüzden bu kalelere geldiğim zaman ilk yaptığım iş o alarm sistemini, alarm çubuğunu açtı. Buradaki şey, şu alarmı gidip bu alarma tuzak kurmak oluyor. O yüzden onu işaretliyorum. Kalenin öbür tarafındaymış. Direkt öbür tarafa geçeyim şöyle. Hop, şöyle arkadan tırmanayım da kimse beni görmesin. İşte geldik. Buraya tuzağı kurdum. Şimdi tuzağı kurduktan sonra hatta şöyle polimarch'ı aramaya çalışayım bakalım. Icarus, yardım et bana dostum. Şu eleman olabilir mi acaba? Olabilir. Bu tarafa bir gideyim bakalım. Zaten aralarına dalacağım muhtemelen. Eskiden bu kalelerin içerisinde tek tek hepsini avlar, hiç kimseye görünmemeye çalışırdım. Çünkü çok kalabalık geliyorlardı ve oldukça zor geliyordu o zaman. Oyunun başlarında özellikle oyun çok zor. Fakat oyunda ilerledikçe artık hem dövüş sistemine alışıyorsunuz, hem kendi skilleriniz güçleniyor, yaptığınız şeyler güçleniyor falan derken... Hop. Hop 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 hop, arkandan arkaya dolan, hop hop. Arkasına geç, lan arkasına geç diyorum, arkasına, arkasına. Ha. Aynen bu polimarchmış. Bu polimarchı öldürdüm ve aslında buradan artık gidebilirim. Hatta gireyim buradan. Çünkü bizim asıl bir görevimiz vardı.
O görevi yapmaya gidelim. Bu poli maçlar genelde kalenin içerisinde böyle tek takılıyorlar. O yüzden hiç kimseye görünmeden onun yanına gidebilirseniz eğer çok zorlanmadan onu tek başına öldürebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi çok da zorlu değiller. Ben sonra gelir bu kaleyi zaten fulleyelim. İstediklerini yaparım. Evet, göreve doğru gidelim. Karşımızda bir askeri kamp gibi bir şey çıkacak. Oraya da bir bakalım. Gerçi orada bir görev yok. Poli maç da yoktur orada. Yalla. Bu atın ne zaman hızlı ne zaman yavaş gideceğini çözemedim arkadaşlar. Bazen çok yavaş gidiyor. Bazen böyle 4 nala koşabiliyor. Oha, karşıdaki şey yanıyor ya. Oha, şehri yakmışlar, yakmışlar. Kesin kırpsın işi. Roma yanıyor, Roma, Roma. Buraya nereden gidelim? Burada bir şey varmış. Karadan gitmek yerine denizden gideyim. Daha hızlı oluyor. Karadayken bu kadar hızlı gidemiyorum. Of, aman Allah'ım. Şahane bir görsel efekti yok mu şurada ya? Yani atmosfer bir anda değişti gerçekten ya. Bu işi gerçekten iyi yapıyorlar ki benim oyun oynadığım monitör de HD değil. HDR de yok. Buna rağmen bu kadar güzel görüntü alıyoruz. Evet, Spartalı şeyde görüyordum. Benim arkadaşım diyelim. Bunlarla şimdi savaşacağız galiba. Sizin askeriniz benim, öbürleri gelmiyor vesaire gibi bir şeyler okudum çünkü orada. Muhtemelen bir savaşa gidiyoruz. Aynen. Ama hiçbir şey gözükmüyor. Hemen mızrağımı alacağım arkadaşlar. Çünkü bu savaşlarda böyle kalabalık oluyorlar. Ve mızrakla birden fazla insanı da vurabiliyoruz. Böyle olunca daha avantajlı olacağız. Mızrağımı içinden getirdim, içinden. Kalkanlardan nefret ediyorum yani. Kalkanımı bir çıkartayım şunu. Hay Allah. Burada bir elit var. Böyle şimdi hemen içinden geçelim. Yukarıda Sparta'nın ve Atina'nın şeyini görüyorsunuz, canlarını. Eğer bulunduğunuz fraksiyon yeniliyorsa biraz hızlanmanız gerekiyor. Mesela şurada 4-5 tane adam kaldı. Şu anda bilemiyorum görüntüde bunu nasıl, ama bayağı karışık ve tam bir savaş karambolü var. Savaş karambolünde kimin kime vurduğu belli olmuyor. Şurada bir elit gördüm. Onu hemen gidelim. Muhtemelen bir kuvvetli bir düşman geliyor şimdi. Bir mercenary olabilir, bir kültist olabilir. Savaşların içerisinde bazen oluyorlar. Bizim Leonardis'miş bu da. Ah, Cassandra.
bizim kardeşimiz. Ne diyorsun ya? Dur. O bizim kardeşim, dur, ne yapıyorsun, dur. Oooo, Cassandra ne yaptın? Ne yapıyorsun ya? Oha. Cassandra ile mi savaşacağım? Yok artık. Oha. Oha. Kardeşimle savaşıyorum ya. I don't want to kill you, Cassandra, but I will stop you. My name is... Ne diyorsun ya? Oha! Ben hiç beklemiyordum be. Ne oluyor, bu niye yere yatırdın? Oha! Ne yaptın lan öyle? Sen herkes misin kız? Oha! Ne oluyor lan? Oha! Ne yapıyorsun arkadaşım? Cassandra, senin özel güçlerin mi var? Ne oluyor lan? Yalnız yanına yaklaşamıyorum ki. Cassandra. Ah şöyle ya, vurabildim sonunda. Ne oluyor ya, anlamadım. Arkadaş, sana nasıl vurabilirim acaba ben? Hayır, vuruyorum. Acayip bir koruması var. Mızrağımı alayım bakalım, mızrak bir şey yarayacak mı acaba? Yok arkadaş, mızrak da işemiyor. Ha, yoruldu. Tamam, şimdi anladım. Bu böyle kendini yorup yorup yere yatıyor. Yere düştüğü zaman gelip vurabiliyorum onu. Kombom dolarsa bir kere daha ölecek. Yalnız güzel savaş oluyor ha. Oha! Oha! Karnımı değiştirdin lan. Canımı yükselteyim hemen. Arkadaş, ne zorluyorsun sen? Oh be, oklarımı bitirdim ama Cassandra'yı da bitirdim. Vay arkadaş, zor bir savaştı ve bayağı güzel, hiç beklemiyordum yani. I found Mother. Finally reunited. Only to lose each other again. Müthişti ya arkadaşlar, müthişti. Cassandra'yı nasıl savaşabileceğimi anlayana kadar zaten yarısını geçmiştim ama
You made your choice, hold on. Yo, kardeşim her zaman yardım ederim. Sen benim kız kardeşimsin. Yok artık. Ona yardım ederken kendim mi öldüm yoksa ne oldu? Hay Allah ya, gerçekten kendim de ölüyormuşum. Keşke bıraksaydım da geberseydi Cassandra. Aa, yakalamış mı beni Cassandra yoksa? Ulan başıma ne geliyorsa bu iyilik yüzünden geliyor zaten. Sen benim kız kardeşimsin, kız kardeşim. What? Trying to save you? That's not what that was. I told you to stay out of my way. Hadi lan oradan. So, what? I'm a prisoner until I'm killed? That's the plan. Or I could come in there and end you anytime I please. Na, gördük. Beni yenebildin de sanki. You know. I thought your cultists told you everything. Sounds like you're on their side, but they're not on yours. You think I'm just a puppet? Then prove it to me. Tell me why I'm on the wrong side. Convince me. I dare you. What do you want to know? Everything you claim to be true. But after this, I kill you. Why was I abandoned that night on the mountain? Bunu öldürmüşlerdi. It was the process. Ha evet, it was the Pythia's prophecy. The Spartan Ephor said there was no other choice. A prophecy? You and I both know who feeds the Pythia her words. I do. A baby with a fate so terrible it was thrown off a cliff. What kind of prophecy would lead to that? Arkadaşlar şöyle kısaca bahsedeyim, ben oyunun başlarında belki bilmeyenler olabilir. Bu Cassandra'ya Cassandra daha bebekken, kundaktayken işte Spartalılarda bir çukur gibi bir yer var. Oraya fırlatıyorlar bebekleri. Bu Curtis'in yani bizim peşinde olduğumuz grubun yönettiği bir rahip var. Rahibe diyelim ona. O kahin, ha rahibe değil de kahin var. Bu kahin bu bebeğin yani Cassandra'nın ölmesi gerektiğini söylüyor. Cassandra'yı o çukurdan aşağıya atarken bizim Alexius daha o zamanlar çocuk 11 yaşında falan. Bu 11 yaşındaki haliyle bile dayanamayıp gidip o bu Cassandra'yı aşağı atan adamı uçurumdan aşağıya itiyor. Yani Cassandra'yı kurtarabilmek için. Daha sonra oradaki işte bu Kultus'un yetkilileri, yani o zamanlar tabii Kultus şey halinde değiller. Bu bir katil diyorlar. 11 yaşındaki çocuğa babasına diyorlar ki işte sen bu çocuğu öldürmen lazım. Babası da tutuyor. Çukura atıyor. Her nasılsa hem Cassandra hem Alexius ikisi birden kurtuluyor. İşte şu anda Cassandra beni neden terk ettiniz diyor. O da işte terk etmedik, bu bir kehanetti diyor. Kehaneti kim verdi? İşte rahip verdi, o Pythia dedikleri kahinin ismi. Az önce gördüğümüz kız şeyde bu nasıl bir kehanetti vesaire vesaire, hikayeler böyle gelişiyor. Going to bring Sparta to greatness or to its downfall. Waiting for the outcome was too big a risk. A risk. I heard you're unpredictable. I call it being decisive. You weren't decisive that night. You, my family, let me go. Let you go. You have no idea what happened on that mountain. Ya arkadaşım, daha 13, 11, 12 yaşlarında bir çocuktu bu ya. Bak seni kurtarmaya çalıştım diyor. Ha, kurtarmaya çalıştı, gerçekten çalıştı ya. Ha, ben de onu diyorum işte. Öldürdü. Lan gerçek bu, gerçek. Niye inanmıyorsun? Ben senin abinim, abin. Allah Allah. And I'm doing the same today. It's too late. There's nothing you could say to make me feel like family. Ben de oradan atıldım diyor. Atıldı tabii. Lan o kadar anlattım zaten, burada söylüyorlarmış ya. 2 dakika sabretseydim sizler de zaten anlayacaktınız durumu. Vay arkadaş, aynen ben de bunu söylüyorum. Nasıl söylüyorsunuz? Nasıl hayatta kaldınız siz? Themos, we've been searching for you and you are here. Neyse, hızlıca geçelim, birazcık hızlanalım. Killing Hawk for it? The... I'm not alone. Onlara bunları bir döveyim şöyle. Atta atta! Yumruklarımı da konuştururum. Wow!
Oha! Çemneyi takıp yukarıdan yumruğumu çaktım ağzına. Koçum zor olmadı ki ya. Bu kadar nefes ruhsa kalmana gerek yok. Siz beni kurtarmaya mı geldiniz? Ulan yaşınızı başınızı almışsınız. Neyse geçiyorum artık. Çok fazla izledik bunlardan. Ah, kıyafetlerim yine geldi. Güzel, bir tane daha kultist bulduk. Bakalım, bunu zaten yeneceğiz. Neyse arkadaşlar, videoyu burada kapatalım. Videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Videonun altında bulunan like tuşuna basın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Taco, Taco Play kanalından. Herkese hoşça kalın. Bye and smile.